Ve bu yüzden nereden geldiğimizi ve ne yapmamız gerektiğini iyi bilmemiz gerekir. Döndüler diyorum. Çanakkale öyle bir yer ki yokluk varlığı yenmiştir. Maneviyat maddiyatı yenmiştir. Ve genç arkadaşlar, özgürlük sömürgeyi yenmiştir. Esaret zincirini kırmıştır. Ve o gidenler, o yüz binler canlarını düşünmeden bu toprağa, yüz binler için Yüce Allah diyor ki, onlara ölü demeyiniz, onlar diridirler. Ben de diyorum ki şu an, bizi izliyorlar. Burada yanımızdalar. Taşıdığı asil ruh, biliyorum ki bizim damarlarımızda. Onlara ölüler demeyiniz. Malazgirt şehitleri. Burada. Malazgirt şehitleri. Burada. Evet, kanında o asil ruhtan, o kandan olan yok mu? Çanakkale şehitleri. Burada. Burada. Güneydoğu şehitleri. Burada. Fatih Sultan Mehmet. Burada. Mustafa Kemal Atatürk. Burada. Başbuğ Alparslan Türkeş. Burada. Mekanları cennet olsun, hepsine selam olsun, ruhları şad olsun. Şimdi burada biliyorsunuz bizim bir kimliğimiz var, biz bir gücümüz. Allah'ın bildiğini buradan saklamaya gerek yok. Biz kendimizi tanımlarken İslami sınırlar içerisindeki sınırsız milliyetçilik anlayışına göre tanımlıyoruz. Kimileri de bizi faşistik diye tanımlıyor. Avrupa'da yaşıyorsunuz. Faşistliği açar bakarsanız sözlüklerinizi göreceksiniz. Kişiyi ırkına göre ayıran kişidir faşist. İşte ben size Çanakkale'yle ilgili bir hikaye anlatacağım. Bu hikayeyle göreceksiniz ki biz ırkçı değiliz. Hikayenizdeki iki şahsiyet. Birinin ismi Faysal. Diğeri de Sarkis Torosyan. Bu iki şahsiyet bir şekilde buluşmuşlar. Nasıl buluşmuşlar? Faysal Hindistan'da. Hindistan'da yaşayan Müslüman fakir bir ailenin çocuğu. İngiliz ordusunda bir nefer olarak savaşmak üzere Çanakkale'ye geliyor. Gemide gelirken annesinin ona mülkü aklına geliyor. Ne demişler annesi? Burada biraz yardım alacağım. Söylenenlerin benim üstümde vebali olmasın diye. Oğlum, sen haksız ve zalim bir orduya karşı savaşacaksın. Elbette haklının yanında yer almalısın. Haklının yanında öldüğünde şehitsin diyor. Faysal bu duygu düşünceyle gelip oradan savaşmak üzere karaya çıkıyor. Sizleri dünya tarihinin gördüğü en vahşi ve en kötü düşmanla savaşmaya götürüyoruz diyor komutan Paul. Sakın ona teslim olmayın, zira düşman lojistik destek bulamadığı için yakaladığı esir düşman askerlerini öldürüp yemektedir. Bu sözler Faysal'ın kanını dolduruyor. Nasıl bir düşman böyle vahşi bir şey yapabilir? Savaş sırasında Faysal bir bakıyor karşıdaki düşman tepesinde bir bayrak aydan ve yıldızdan teşkil ediyor. Savaş akşamüstü o komutana soruyor. Komutan mı diyor? Karşıdaki bayrak aydan ve yıldızdan oluşuyor. Diyor ki oradaki yamyamlar bizim içimizdeki Müslümanları kendi kanlarına çekebilmek için böyle bir tuzak kurmuşlar. Faysal'ın içine kurt düşüyor. Kısmen inanmasa da savaşmaya devam ediyor. Bir sabah vakti Faysal'ın kulağına ilginç bir ses geliyor. Allah'ım diyor. Bu nasıl bir ses? İyice bir kulak verine bakıyor ki ezan okunuyor. Karşı cepheden ezan okunuyor. İngiliz ordusunun içindeki Faysal şaşırıyor. Nasıl böyle bir ezan olabilir? Bizi Müslümanla çatıştırıyor diyor. Ve Faysal gizlice arkadaşlarıyla birlikte Osmanlı askerlerine teslim oluyor. Osmanlı askerleri tutuyor, bunları komutanlarının yanına getiriyor. İşte ikinci kahramanımız burada. Komutan
Ermeni asıllı Sarkis Sorosyan, yüzbaşı, Osmanlı ordusuna görev yapıyor. Çok iyi İngilizce ve Fransızca konuşuyor. Askerleri sorguladığında anlıyor ki bunlar bize destek verecek. Faysal'a emrediyor, diyor ki git İngiliz ordusundaki diğer Müslüman kardeşlerine anlat ve bize yardımcı ol. Faysal bu görevi yerine getiriyor ve İstiklal Madalyası'yla ödüllendiriyor. Aradan yıllar geçiyor. Faysal Üsküdar'da Ayasma Camisi'nde imam olarak görev yapıyor. Bu görev sırasında Faysal bir şekilde mahkemeyi kovuyor. Hakimin karşısına çıktığında hakim diyor ki biz seni biliyoruz, araştırdık. İstiklal Madalyası sahibi, savaşta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması için çok emin geçmiş birisin. Ama diyor, mümkünse ezanı Türkçe oku. Türkçe oku ki bu mahkemeden kurtulasın. Faysal diyor ki okuyamam efendim diyor. Siz beni biliyorsanız ben Hintliydim diyor. Savaşa geldiğinde genç bir Hintli olarak siz eğer ezanı Türkçe okusaydınız ben anlamayacak, savaşacak ve siz de ben de burada olmayacaktım diyor. İşte bu iki kahraman, ikisinin de bedenleri Türk olmadığı halde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında emeği geçmiş bu iki şahsiyeti burada yardım etmiş bulunuyor. Allah inşallah Ermeni asıllı yüzbaşı Torosyan'ı hidayete erdirmiştir. Hakkın rahmeti ulaşan Hindistanlı Faysal'ı mekanını cennet eylemiştir diyorum. Teşekkür ediyorum. Başyer Türkü Kuru Hoca öğrencilerimizden en